Merhaba arkadaşlar, benim tatlış kozi yuvama hoş geldiniz. En sevdiğim köşemdeyim diyebilirim şu anda. Melisa ile beraber en sevdiğimiz güzel böyle renkli köşe, işte koltuğum var. Burada çok güzel bir manzaram var aslında. Full yeşilliklere baktım, kartpostal gibi diyebilirim. Burada dergilerim. Çünkü ben şimdiye kadar işte böyle bir herhalde ilk çekimim, böyle profesyonel çekimim diyeyim. 7 sene önce falan yapmış olabilirim. 7-8 sene oluyor. Burada böyle dergilerim var, resimlerim var. Onları göstereceğim. Nasıl işte çekim yapıyorduk. İşte çekim yaptık. Hem de neler konuştuk, neden yaptık onlardan bahsedeceğim. Karışık gideceğim. Hani ilk hangi çekimdi falan diye söylemeyeceğim ama burada mesela bir tane Harper's Bazaar'a yaptığım bir çekim var. Bu çekimde aslında görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yaşayarak görmek diye. İşte şöyle başlamışız bakın. Herkes onun hayatını istiyor. Her saniyesi için şükrettiği bu yaşamını çok seviyor. Türkiye'nin en çok konuşulan kadınlardan Şeyma Subaşı. Harper's Bazaar ile Mykonos'taydı diye. Evet Mykonos'a gittim. Çok gittiğim bir dönemde. Biz Tamer abiyle beraber, Taner Yılmaz, Gülen Yemen, genel yayın yönetmeni. Onunla beraber Mykonos'a gittik onlarla. Ben zaten oradaydım. Onlar geldiler ve çekim yaptık, gerçekleştirdik. Burada böyle bir ilk çekimim var. Görebiliyor musunuz? Görebiliyorsunuz değil mi? Aslında bu çekimde, bak şimdi bunu söyleyeceğim size. Bu elbise aslında şuradaydı arkadaşlar. Çok kısaydı bu. Ama biz bunu o zamanlar, bu kadar kısa böyle pozlar vermemeliyim, çekmemeliyiz diyordum. Ve o yüzden Photoshop'la bunu uzatmıştık. Şimdi hatırladım bak. Öyle. Bak burada demiş ki mesela arkadaşım cıvıl cıvıl hızlı hızlı konuşuyor ve bolca da gürüyor. Ruhum rengarenk, heyecanlı, enerjik biriyim. Seyahatlerde yorgunluk nedir bilmem. Bir şeyi kaçırdım diye ödüm kopuyor. İstanbul'da da böyleyim diye böyle koymuşum. Yani hep böyleydim. Ben fazla hızlı bıdı 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 konuşan bir insanım. Burada mesela bir tane Gucci ayakkabılarım var. Hiçbir zaman giymediğim ayakkabı. Hiç giymedim. Almışım böyle dudak falan var üzerinde. Böyle tatlı 4 sayfalık bir çekim yapmıştık. Burada da Dolce & Gabbana bir ayakkabım var. Bunları böyle aldım ama yine hiç giymedim. Kedimiz de geldi. Giymedim bir ayakkabı. Çok meraklısın. Kediler çok meraklı oluyorlar gerçekten. Bizim Pamuk ama özellikle ekstra çok fazla. Hani benim gibi. Melisa gibi. 1,5 yıldır hayatımın en mutlu anlarını yaşıyorum. Zaman burada dursa keşke demişim. O zamanlar. 2016. Ben 26 yaşındaydım. Demek ki 23, 24, işte 15 o yaşlarımda en mutlu olduğum zamanları yaşıyorum falan demişim. Her senede mutluydum ama böyle asıl ayaklarım yere basıp da böyle tam böyle planlı şekilde adım attığım dönem şu dönem diyebilirim. Samimi olmazsam nefes alamam gibi geliyor. Dimdik kasılarak da yürüyemem mesela diye başlıklar böyle atmışız, konuşmuşum, söylemişiz. Doğru. Gerçekten böyle hani kendini bilmiş bir şekilde böyle kasılarak falan böyle yürümeyi hiç hayatım boyunca hiç karakterime zaten uymayan bir şey yapmadığım bir şey aslında. Artık biz olduk demişim burada. Burada kendi ilişkimden falan bahsediyor olmuşum birazcık da. Tabii dönem dönem değişiyor arkadaşlar. Şimdi bu sene şimdi çekim yapıyor olsam başka bir şeylerden paylaşıyor olurum tabii ki de. Burada arkadaşlar hava soğuktu aslında. Temmuz ama niye? Ha Temmuz ayında çıkmış ama biz bunu Mayıs'ta falan çekmiştik. Çok soğuktu. İstanbul'daydık ve havuza girmiştim. Hatta girebilecek misin gerçekten falan diye sormuş. Hani ben böyle girerim demiştim. Elbiseyle beraber havuza girmiştim ve donuyordum açıkçası. Çocuk hayalin var mı diye mesela sorulmuş. O zaman da 3 çocuk istiyorum demiştim. Çok çocuk olsun. Ben hala süperim olayım. Genç bir anne olayım. Güzel bir fiziğim olsun. Hep beraber büyüyelim. Kalabalık bir aile. En güzel şey demişim. Burada Vogue çekimi yapmıştık. Bunu ama Vogue'u daha böyle bir stil hani tamamen böyle bir çok röportaj yapmak işte hani benden bahsetmek değil de net böyle işte kıyafetlerim hakkında, stil hakkında sorular soruluyordu. Bak ne kadar güzel olmuş burada da. Bak burada böyle cool cool pozlar vermişim böyle oturup yatıp. Evet bu masal kahramanı. Çok güzeldi bu. Yine bak Temmuz ayında yapmışız bu B-Style çekimini. Bunun için Mardin'e gitmiştik arkadaşlar. Mardin'de o kadar güzel bizi ağırladılar. O kadar güzel yani yemekler yedik, gezdik. Temmuz ayında oranın ne kadar sıcak olduğunu biliyorsunuzdur herhalde. Hani 32-33 falan derece olabilir. Masal kızı Şeyma Subaşı. O zaman Ilıcalı. Yine doğuracak mısın? Melisa'ya bir kardeş istiyor musun? Hep aynı soruları sormuşsunuz arkadaşlar. Başka sorular sorun. Bir dahaki çekimde başka bir şey istiyorsunuz.
Burada bak Ryza Vanessa giymiştim. Ryza Vanessa da zaten Türkiye'de ve dünyada şu anda çok iyi tasarımcılar. Canım arkadaşlarım benim. Onlara selamlar buradan. Onların kıyafetlerini giymiştim burada. Kendinde en sevdiğin ve sevmediğin özelliklerin neler? Hayata pozitif bakmayı kendime ilke edindim mesela. Hiç kindar biri değilim. Bana yapılanları, söylenenleri, hataları hemen unutabilirim. Beni üzen biri gelse, bana sarılsa ben de hemen ona sarılırım. Affedebiliyorum yani. Bu huyum çok güzel. Ama bazen de acı çektiğim oluyor. Bu huyumu hem seviyorum hem de sevmiyorum galiba. Onun dışında burada Marie Claire var. Marie Claire'e kapak olmuştum. Burada Marie Claire'de biz neredeydik? Marie Claire'de biz Dominique'deydik arkadaşlar. Orada böyle benim işte kıyafetler cıvıl cıvıl giyiniyordum. Çıkıyordum. İnsanlar böyle beni durup izliyorlardı falan. Aslında bir yandan böyle içim gidiyordu. Hani üzülüyordum onları gördüğüm zaman. Hani bana böyle çünkü hani hem hayranlıkla hem belki görmedikleri bir şey, görmedikleri şekil, kıyafet ne oluyor diye bakıyorlardı. Hem de bizim yanımızda oldukları, izledikleri ve bize böyle şemsiye falan tutuyorlardı. Ve bizimle oldukları için de çok mutlulardı. Çok keyifliydi gerçekten. Bakar mısınız? Okey. Bu enerjik ve pozitif. Hep zaten şey... benim için evet söylediğiniz güzel şeyler. Enerjik pozitif. Ne kadar güzel bakar mısın şu? Ha, orada kadın şoktaydı. Yanına geç demişlerdi. Bana geçmişti. Kadın böyle ne yapıyorsunuz falan diye İspanyolca böyle konuşuyor. İbrahim benim orada saçımı kesmişti. Ben perma yaptırmıştım saçlarıma. Ama size buradan söylüyorum. Saçları balyajlı olan, sarı olan, boyalı olan insanlar sakın perma yaptırmayın. O zaman beni kuaförüm uyarmamıştı açıkçası. Permayı yapmıştık. O sarı olan yer o kadar böyle kötü olmuştu ki yani hani böyle saman gibi olmuştu gerçekten. Çünkü onun içerisindeki permayı yapılan ilaç zarar veriyor saça aslında. Ve böyle o saçım uzundu ama sarısı burada kendi doğal rengiydi. Biz de İbrahim'le karar verdik. Çat diye çekimin bak ne kadar kısa. Böyle buraya kadar saçlarımı kesmiştik ve bir anda ama ne kadar gürleşmişti. Nasıl canlanmıştı saçım. Burada böyle küçük çocuklar okuldan geliyorlardı. Okuldan çıkmışlardı. Çekime gelir misiniz demiştik. Gelip yanımda oturup duruyorlardı. Şoktalardı evet. Sanki kötü bir kötü bakıyor gibiler ama kötü bakmıyorlar aslında. Onlar gayet şoktaydı ve mutluydu. Kısa kısa Şeyma demişiz mesela. En iyi yaptığın şey gülümsemek. Aslında en iyi yaptığım şey değil. Böyle gülümsediğimde çok güzel olduğumu düşünmüyorum. Ama çok gülümsüyorum diyebilirim. Güzel bir hayat yaşıyoruz. Çok mutluyum. Hani hep mutlu olabiliyorum bir şekilde. Ve böyle hani huzurla doluyum falan. Herhalde öyle bir yüzüme yansıyor o olay. Böyle hani bir anda böyle kalbimden aklımdan yüzüme geliyor oluyor. Çünkü her şeyi de aslında yüzüne veren bir insanım. Böyle yorulduğumda veya mutsuz olduğumda da aslında bir anda böyle dalıp gidiyorum falan hemen bana ne oldu diyorlar. Hemen bir düzeliyorum ya bir şey yok bir şey aklıma geldi diyorum. Çok da iyi olmuyor çünkü ne oldu iyi misin iyi misin falan sorularını sevmiyorum hani. İnsanlara kıyafetlerini ödünç verir misin? Hayır. Hala da vermiyorum. Hayır. Veriyorum sonra hemen geri gelsin istiyorum. Titiz misin? Fazla titizim çok titizim. Burcun ne yengeç, çok duygusalım, çok sensitivim, hani evet böyle her şeyi burada yaşıyorum falan, fazla düşünüyorum. İşte onlara rağmen yine de iyiyim bence. Yükselenim boğaymış, ben ikizler sanıyordum. Aldığın en güzel hediye kızım, en güzeli. Bugünlerde favori şarkı Mahsur Arkın. Maalesef şarkısı, hala da öyle Mahsur Arkın. Maalesef inadı bırak yanıma yanaşıver artık. Batacağımız kadar aşkın içine battık. Nasıl da aşk denen buymuş. Çok ciddi bir duyguymuş. Ona inananların hali maalesef buymuş. Dıt 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 diye böyle başlıyor. Hatta dün ablamın doğum gününde bunu dinledik. Yine çok sevdiğim şarkı. Hala söylüyorum. Eğer bir zaman makinen olsaydı hangi tarihe gitmek isterdin? Geleceğe mi, geçmişe mi? 18-19 yaşıma gitmek isterdim demişim. Şu anda da bu soruyu soruyorsanız eğer aynen söylüyorum. Keşke şu anda 18 yaşında olsaydım. Ama sonuçta belki de böyle Şeyma Subaşı bu olmazdı. O yüzden keşke demiyorum. O yüzden burada, bak burada Je ne regrette rien yazıyor Fransızca. Hiçbir zaman regret etmiyorum. Hiçbir zaman hiçbir şeyden pişman değilim. Neyse yaşadım. İyi ki de yaşamışım.
Gardırobunda eksik olmayan parça ne? Mavi kot pantolon. Yine giyiniyorum aynı şeyi. 1000 tane mavi pantolonum var. Evet, bugünlerde en cool bulduğun şey makyajsız dolaşmak. En seksi bulduğum şey makyajsız dolaşmak. Dediğim gibi her zaman söylüyorum. Böyle sade, güzel, temiz, fresh bir cilt arkadaşlar gibisi yok. Burada şimdi en son çekim yaptım. L'Officiel dergisi var. L'Officiel'de ben, evet, boşandığım dönem yapmıştık bu çekimi. Bu çekimde nasıldı? Dur bakayım, nerede, bir dakika. Bulayım bir ben bunu ilk önce. Bulacağım. Çok cool bir çekim olmuştu. Gerçekten. Benim hiç bu tarz kıyafetler de giymemiştim. Böyle saçımı da kullanmamıştım. Böyle pozlar da vermemiştim. Emre Güven'le beraber, moda editörü de Ayça. Selamlar buradan hepsine. Net böyle bir kadın vardı. Ve kıyafetleriyle, böyle kıyafet ben hiç giymemiştim sonuçta. Ne yapmıştık? Evet. Ben bunları istiyorum ya. Bunları ben paylaşmadım. Onun enerjisi bizi de kendi modunu yükseltiyor. Hep böyle enerji ne güzel bir şey. Dediğim gibi ben öyle çok güzel bir kız değilim ama güzel enerjim var. Kendim olmaktan vazgeçmeyeceğim. İsterseniz sevin, isterseniz sevmeyin. Sizleri tanımıyorum. Sizlerin duruş görüşlerinize saygı duyuyorum. Beni beğenirsiniz, beni beğenmezsiniz. Sadece size şunu söylüyorum. Sizin istediğiniz, tanımadığım insanların, sizlerin istediğiniz kalıbınıza girmeyeceğim. Yani girmedim, girmeyeceğim. İstediğinizi yapın, istediğinizi yazın. Gazete, işte köşe yazarları, dizilerde beni konuşun, haberlerde beni konuşun. Yerin beni, dibine sokun, bilmem ne. Yapmayacağım istediğinizi. Anladınız mı? Yani yapmayacağım. Ben buyum, neysem oyum. Ben samimiyim, ben kendime güveniyorum, ben kendimi biliyorum. İnsan kendini bildikten sonra, ne olduğunu bildikten sonra başka hiçbir şeyin önemi yok. O yüzden ben hatalarıyla kendini seven bir insanım. Hatalarıyla Şeyma Subaşı olmuş bir insanım. Ben hatalarımdan kaçmaya çalışan bir insan değilim. Ben hatalarımı bilen, bunu kabul eden, bunu anlayan, bunu düşünen, kendi içinde bunu zaten tamamen böyle ne denir? Hani benimsemiş ve o yüzden de böyle yaşayan bir insanım. İzlemeyebilirsiniz, bakmayabilirsiniz, yorum yapmayabilirsiniz. Beni TT yapmanıza gerek yok, beni konuşmanıza gerek yok, haberler yapmanıza gerek yok. Yani ben bunu size illa beni yapın yapın diye yapmıyorum. Ben neysem onu koyuyorum. Sizler de bunu koyuyorsunuz. O yüzden hani değişmeyeceğim yani, haberiniz olsun. Melisa'yı öğretmeye çalıştığınız en büyük değer nedir diye sorulmuş. Karşısındakinden ne gelirse gelsin pozitif ve güler yüzlü olmayı öğrettim. Çünkü çok hayatımda böyle şeyler yaşadığım için söylüyorum tabii ki de. Böyle karşıdan insanlardan böyle pis pis bakışlar falan, böyle bir tavırlar. Ta geçen gün Londra'dan dönüyorum, bir tane kadın, hani ismini vermeyeyim, biliyor beni tabii ki de, tanıyor. Kendisi bir fotoğrafçı galiba, bilmiyorum tam da. Böyle bana bakıp böyle pis pis böyle bana bakıyor, geçiyor. Gülümsüyorum yani, hani. Niye bana pis? Beni tanımıyorsun bile, bilmiyorsun bile. Ne olduğumu, kim olduğumu falan bilmiyorsun yani. Hani Şeyma Subaşı magazin figürü, okey. Hani neyse, biliyorsun. Tanımıyorsun ki. Bir merhaba desen belki zaten beni seveceksin, konuşsan. Çok garip. Sosyal medya aslında çok fazla böyle ciddiye alınması gereken bir yerde değil. Yani biz orada ne istiyorsak onu paylaşıyoruz zaten. İnsanlar orada ne istiyorlarsa onu paylaşıyorlar. Yani ben bir gazeteci, ben bir yazar, ben bir işte bir doktor, bilmem ne. Hani öyle olan bir insan değilim zaten onları paylaşayım. Ben sadece dediğim gibi size güzeli, tatlıyı, pozitifi, ilham vermeyi, bunları paylaşmayı seviyorum. Ve öyle de olacağım zaten. Onları devam edeceğim. Yani böyle çok fazla bir şey beklemeyin, anladınız mı? Çok ciddiye almayın yani bu şeyleri böyle. Melisa doğduğundan beri kameralara çok alışık. Onun her anını fotoğraflayıp video çekmeyi çok seviyorum. Hatta zaman zaman bu anıları paylaşıyorum. Açıkçası Melisa her zaman popüler bir bebekti. Sanki kim olduğunun farkında gibi doğdu. O kadar cool bir çocuk ki bazen o beni sakinleştiriyor. O benden daha olgun hareketler yapıyor. Aynı zamanda çok yaratıcı bir çocuk. Her şeyden bir oyun türetebiliyor. Böyle bir karaktere sahip olması en büyük şanslarımdan biri. Çünkü yurt dışında her gittiğimiz ortama ayak uydurabiliyor. Melisa'nın yemek ayırdığını ise hiç görmedim ama hayatında hiç asitli ve zararlı içecekler içmedi. Mesela tatlı da sevmiyor, yalnızca şekerlere bayılıyor. Galiba ben çekim yapmayı özledim. En son telefon kablolarım için yine çekim yaptık, o da eğlenceliydi. Evet, galiba ben çekim yapmayı özledim. Çekim yapmak istiyorum. Şu anda bunlara baktıkça daha fazla onu istedim. Evet. Neyse, yine bıdı 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 çok konuşuyor oldum.
İnşallah rahatsız olmazsınız yine bu konuşmalarımdan. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yine yorumlarınızı bekliyoruz. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizleri kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi ben toplantıya gidiyorum.